2019 bitti, bitecek, az kaldı. Ama huzur evindeki yaşayan insanlar sanki böyle huzur evi son durakmış gibi algılamayalım. Huzur evindeki insanlara dört dörtlük bir hizmet veriliyor, bakım var, ilgi var. Artı birçok eğlence düzenleniyor orada. Ve bizim orada dışarıdan gelen vatandaşlar, korolar ve hatta ekipler, özellikle okullar orada insanları yalnız bırakmıyor. Neticede orada yaşayan insanlar bizim büyüklerimiz. İlerideki zamanda biz de aynı şekilde oradaki bir ortamda yaşayabiliriz. Hastalıklardan dolayı arkadaşlarımız, büyüklerimiz orada tedavi için oradalar yerine göre. Orada bakım için oradalar. Sağlığına kavuştuktan sonra da belki ailelerin yerine geri dönebilirler. Ama bizim oradaki olmamızın sebebi de insanlara yalnız değilsin. Hayatta birçok imkanlarımızla beraber, sevgimizle, mutluluğumuzla beraber onlara dokunmak istiyoruz. Bu şarkılar, çalacağımız şarkılar da onlara anlatarak, onlara dokunarak geçmiş tarihinde duydukları şarkıları o gün onlarla beraber yaşayacağız. Hatta onlara söyleteceğiz. Biz sadece orada bir nebze ruhlarına dokunabiliyorsak ne mutlu bize diyoruz. İlerideki zamanlardaki çalışmalarımızda belki onlar Ayvalık'a gelir ve artık bizlerle beraber ve farklı çalışmalarda yine beraber olurlar. Ümidimiz öyle olacak. Ben Kader Azak. Müzik bir defa evrensel. Her ruhun gıdası. Enerji, mutluluk, huzur, her kapıyı açan evrensel olduğunu düşündüğümüz bir kapımız bizim. İyi günümüzde, kötü günümüzde müzikle her şeyimizi unuttuğumuza inanıyorum. Topluluklar sevgiyle de müzik evlerinde, müzik korolarında, nasıl diyeyim size, büyük topluluklarda neşe ve eğlence buluyoruz, sağlık buluyoruz. Şimdiye kadar yaşanmışlıklarımızın içinde çocukluk, gençlik ve sıra yaşlılık. Onların da yaşama hakları olduğuna inanıyoruz dernek olarak da. Sosyal sorumluluk projelerimizin içerisinde sadece gençlere, çocuklara, engellilere yok. Yaşlılarımızı da düşünüyoruz. Bizim de sonumuz yaşlılar olabilir. Ama yaşam onlar için son demek değil. Yaşamın devamı var. Orada bir topluluk var. Baylı bayanlı yaşamın devamı var. Yaşam sadece bizim son buldu dememiz de huzur evlerinin sonu değil. Onları biraz mutlu etmek. Bizim de orada olabileceğimizi düşünerekten eğlenmek. Yaşamımızın sonu değil. Oradaki bir yaşamın her yaşın güzel olduğunu anlatabilmek için gidiyoruz. Seyhistan Pekacar. Buradaki amaç, orada yaşlı insanlarımızın, huzur evinde kalmış insanlarımızın güzel bir, hoş bir vakit geçirmesi adına biz de bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Bunlar Halk Müziği adı altında, küçük köy konusunda katkı sunmak için bir nebze de olsa geçmiş veya gelecekle ilgili herhangi bir şeylerle ilgili huzur içerisinde bir katkı sunmak istiyoruz. Müzik adı altında. Bunu da bize sağ olsun sayeniz de oldu Namık Bey. Onun için de ayrıca teşekkür ederiz. Bu imkanı sunuyoruz. Okuyan ve yazan Burda Gül duymaz. Bir odada bir yaşam hikayesi. Huzur evine hiç gittiniz mi? Ben İstanbul'dayken Yedi Kule Semiha Şakir Huzur Evi gönüllüsü olarak sık sık ziyaretlerine gider, ufak tefek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırdım. İlk kez Seher Anne ile tanıştım. 85 yaşındaydı. Sanki evimizin bir odası gibi her tarafı temiz ve düzenli. Seher annem biraz sohbetten sonra nasıl unuttum der ve şeker ikram ederdi. Ardından da kolonya tutardı. Şekerleri çift aldırırdı. Kolonyayı ise zarif bir genç kız edasıyla tutardı. Seher annemle sohbetlerimiz çok keyifli geçerdi. Gözleri pek iyi göremiyor bile olsa her zaman haline şükrederdi. Geçmişten, gelecekten konuşurken derdi ki eskiden yokluk vardı. Buzdolabı yoktu. Her şey doğaldı.
Bağlarımızı kendimiz eker bellerdik. Her işi kendimiz yapardık. Tereyağı da yerdik. Hiçbir şey olmazdı. Çamaşırlarımızı kazanlarda yıkardık. Şimdi kolesterolümüz, birçok şeyimiz var. Onun için tereyağı yasak. Sağlığını ve dinç oluşunu gençliğindeki yaşam tarzına bağlardı. Her şeyden önce aile terbiyesinin önemli olduğunu anlatırdı. Aile düzeniyle yetişen insan başka oluyor. Bizlere yardımlaşma ruhu verildi. Yürüyemeyen bir insanın yemeğini, çayını bu yaşımda bile götürüyorum. Kışın karda, buzda dışarıya çıkamıyorum ama koridorda yürürüm. Merdivenleri iner çıkarım. Onun bu güzel sohbetini can kulağıyla dinlerdim. Etejerde duran aile fotoğrafına bakıp, bunlar benim çocuklarım, onlara zamanında yavrum okuyun, adam olun derdim. Ne kadar zor şartlarda okuduklarını anlatırdı. Odasının içinde yaşanmış en az 70 yıllık anılarıyla dolu objeler olurdu. Her birisini eline alır, tek tek hikayelerini anlatırdı. Zaman nasıl da çabucak geçmiş, bedenin şekli zamana yenik düşmüş günlerin ezikliğinde. Eşimi kaybettikten sonra yalnız kaldım. Alışveriş yap, eve gel, pişir, topla, zor gelmeye başladı. Burada huzurluyum. Buradan konuşmalarımız devam ederdi. Atatürk'ümüz öldüğünde 3. sınıftaydım. Çok iyi bir insandı derken uzaklara bakıp gözleri dolardı. Elimdeki karanfilleri vazoya yerleştirip vedalaşırken Semiha Şakir huzur evinde her odada ayrı bir yaşam öyküsü, ayrı bir dünya, ayrı bir kişilik olduğunu düşünürüm. Aynı olan ise herkesin bir yatağı, bir dolabının oluşu, bir de sevgiyle dolu, yüreğe sevgiye aç insanlar. Bu güzel insanların toplumun en kıymetli hazineleri olduğunu unutmadan onlara değer vermeliyiz. Eskisi gibi kıymet verip itibar etmeliyiz. Yaşlılarımızın bulunduğu evlerde bereket artar ve onların duası her zaman kabul olur. Yılları nasıl geçmiş? Yaşanmış mı doyunca? Nice fidan büyütmüş. Hepsi kendi boyunca. Nasıl da mutlu olur bir teşekkür duyunca. Sevgilere susamış yaşlıları sevelim. Hep dünleri anlatır, geçmişi çok özlemiş. Yüreğinde kim bilir neler, neler gizlemiş. Bilinmez ki kimlerin yollarını gözlemiş. Anılarla yaşayan yaşlıları sevelim. Aydemir Çanlı. Aydemir Bey, koroda görevimiz nedir? Ritim ve korist solist olarak görev yapmaktayım. Konserin amacı yaşlılarımızı bir nebze olsun neşelendirmek, oynatmak, hastalıklarını, yalnızlıklarını unutturabilmek, onları oynatmak, neşelendirmek, yeni yıla mutlu, huzurlu girmelerini sağlamak için. Huzur evindeki yaşlılarımızı bir nebze olsun mutlu kılmak, neşelendirmek, oynatmak, hastalıklarını unutturmak. Bütün çabamız bu. Hatta devletimizin, valiliğimizin sahip çıktığı yaşlılar. Onlar orada daha fazla neşelensin, mutlu olsun. Bütün derdimiz bu. Bir gün ümit beni yorsun, sonra kaçıp gidiyorsun. Adım Ece Taşbek.
Balıkesir'e gidiyoruz. Balıkesir'de huzur evini hem ziyaret edeceğiz ve onun yaşlılarımıza konser vereceğiz. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. Oradaki yaşlılarımıza empati yaparak hareket etmemiz gerekiyor tabii ki. Onların yalnızlıklarını bir nebze unutturabilmek, onların kimsesiz olmadıklarını onlara hissettirebilmek, yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek, işte onları düşündüğümüzü, onlara bunu varlığımızla gösterebilmek, eğlendirebilmek, onları bir gün, bir saat, iki saat bile olsa neşelendirmek, varsa hüzünleri onları unutturabilmek. Güzel ve yılbaşı, yeni bir yıla giriyoruz, 2020 yılına giriyoruz. Bu 2020 yılına da daha moralli, daha güzel girsinler diye yılbaşı öncesi onlara bir etkinlik yapalım dedik. Ben Hasan Çanlı. Her şeyden önce çok güzel bir proje, çok güzel bir etkinlik olacağına inanıyorum. Buradaki insanlar çok güzel, yaptıkları müzik harika. Yani onların arasında misafir olarak bulunuyorum ben. İlk önce benim babam koroda. Babam koroda olduğu için ben de misafir olarak koroya geldim. Ve burada gitar çalacağım ben de. Umarım zevkle dinlersiniz, zevk alırsınız yaptığımız müzikten. Ve orada bir şarkı söyleyeceğim. Umarım bunu da eşliklerle güzel bir şekilde söylediniz. Şimdi O Ses Türkiye'ye ben 2016 sezonunda katıldım. Kasım ayında. Gökhan ve Hakan'ın takımındaydım. İlk aşamaya geçtikten sonra ikinci aşamada elendim. Ama oradaki tecrübem çok güzel bir tecrübeydi. Orada gerçekten güzel dostluklar edindim ve güzel tepkiler aldım insanlar tarafından. Canım inanay, inan, inanay. Kayada binsem götürür. Hey canım, hey. Kayada binsem götürür. Hey!